Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Roller Coaster Tycoon World'un 5. serisini çekiyoruz. En son neler yapmıştık? En son sanırım Meksika mutfağını yapmıştık. Öylece bırakmıştık. Meksika mutfağı, evet. Meksika mutfağını bakalım nasıl genişletebileceğiz? Buradan ne kadar çok kar edebileceğiz? Bunu çok merak ediyorum. Şu anlık 150 dolarlık bir karımız var. Fiyat olarak da 14 dolarlık bir açılışta başladık. Kalite orta ve 14 dolar. Tabii kalite orta derken şöyle söyleyeceğim. Ziyaretçi sayımızın artışından sonra kaliteyi yükselteceğiz. Ziyaretçi sayısı şu anda düşük. Çok kaliteli yaptığımız zaman ziyaretçi sayısı düşebilir veya yemek yemeyebilir, üzgün olabilirler. O yüzden bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi yağmacı korsan çok fazla gelen insan yok. Bu biraz tutulsun. Yani buraya biraz insan çekelim. Fiyat olarak da normal şey olarak da biraz insan çekelim. Şu an parkımızda az insan var. Biraz yatırım yapılması gerekiyor reklam olarak. Reklam hiç yapmadık. Reklam yapmamız lazım. Evet. Bu arada biraz su içtim. Şimdi hızlandıralım. Bayağı bir iyi bir alanda gösteriyoruz kendimizi. Yani herhangi bir sıkıntımız yok. Potansiyelimiz yerinde. Gayet pozitifiz. Evet. Güzel bir durumdayız. Ama insan sayısı az olduğu zaman tabii insanın morali bozuluyor. Yani 209 kişi çok az. Meksika mutfağı yaptık. 290 kişiydi. 260 kişiydi. Şu an 209 kişi. Boş gidiyor mu? Boş mu gidiyor? Evet. Şimdi kendime yediremiyorum bunu. Niye yediremiyorum? Çünkü satış yok. Satış olmadığı zaman da ben de sinir oluyorum ister istemez. Evet. 213 kişi var. Ne yapsak? Şimdi ben bir risk alacağım. Biliyorsun ticaret bir risk işidir. Artık oyunda da ticarette risk alalım. Biz de bu işi yapalım. Şuradan bir çıkayım ben. Ne yapacağız? Kar yapmak için artık kredi çekeceğiz. Şimdi eğlence trenleri 2 aylık 3200. Yavaşlat. Kampanya çocuk aile oyuncakları 2 ay 3200. Bunlar dursun. Bilim kurgu dursun. Daha sonra şu an reklam stratejisi verdik. Reklam stratejisi yapacağız. Biraz şehrimiz yani şehirden biraz parka insan çekmemiz lazım. Çünkü gerçekten artık insan sayısının azından çok şikayetçiyim ben. İnsan gelsin. Park 11 dolar. Fiyat. Pardon. Şimdi 5 dolar 6 dolara çıkartalım. Çocuk, genç, yetişkin hepsi olsa iyi olurdu. Öleceğim herhalde. Park yönetirken. Şimdi ne yaptık? Gerçekten iyi bir sistem oturtmaya çalışmamız lazım. Yani reklam verdik. Yani reklamdan sonra biraz daha iyi olması lazım. Parkın değeri 20 bin dolar. Parkın değeri çok düşük. Yani düşük sayıda olmaması lazım bu kadar. Çünkü bayağıdır oynuyoruz.
Şu an başarısızım kendime göre. Ne yapabiliriz? Satış yapabiliriz. Evet. Ben bunu açacağım abi. Artık. Bunu açacağım. Yok mu? Yapamıyor muyuz? Heh. Tamam. Döndür abi. Evet. Olmuyor. Oraya olmuyor. Oraya da olmuyor. İştek bir caddeye koymamız lazım. Evet. Olumlu buraya koyduk. Açalım abi. 4.75. $4.75 çocuklar için de yetişkin için de satalım ya. $5 olsun. Aç abi. Bunu biz yetişkinlere satabilir miyiz acaba? Önemli olan bir de o var. Şu an bir şey olarak ne istiyorsun? Seninle uğraşamayacağım şimdi. Şu an bir şey olarak bayağı bir iş yaptık gibi geliyor. Ziyaretçi akını olması lazım yani. Ziyaretçi akını yok. Benim için önemli olan şey ziyaretçi akının gelmesi. Evet, çocuklar geliyor. Pardon, ne yaptık? Evet. Batmayalım da. Risk aldık çünkü. Çok iyi. Biraz hızlandıralım. ...255 kişi var parkımızda. Şu böyle bir 500-600 kişi olsa çok muhteşem olacak. Evet, her ay kredi borcumuz var. Onu ödememiz gerekiyor. Bu kadar para vermem diyorlar. O zaman biz de bunu 13-12 böyle bir şey yapalım. Vermem diyor. İnsanların karnı acıkmış ama o kadar para vermeyeceklerini söylüyorlar. Evet, 12'ye indirdik. Şu anda bir iş yok. Bu da vermiyor. Bu da vermiyor. Sıkıntı yok. Ya ben şunu anlayamadım. Reklam verdik. Reklamdan geri dönüş olmadı mesela şu an. Evet, şu an reklamdan geri dönüş yok mesela. Hiç kimse gelmedi. Yeni bir müşteri de yok. Evet, mali tablomuz gerçekten sıkıntı şu an. Mali tablomuz geçen aya göre biraz düşmüş. Kredi çektiğimiz için o da. Evet, kredi ödemelerimizi yapıyoruz. Ne kadar ödemişiz mesela? 8342 kredimiz var. Evet, eksiye düştük şu anda.
-124 dolar sıkıntımız var. Evet, bayağı artıyor. 265 müşteri. Konut miktarına bakalım. Yetişkin tümü. Yükseliş hissedeceğiz ama bakalım ne zaman yükseleceğiz. Onu çok merak ediyorum. Şu satıyor mu? Satmıyor bak. Abi sürüm yapalım madem. Çocuk için. Sürüm yapalım. Konutların tuvalete gitmesi gerek ama tuvalet bulamıyor. Daha çok tuvalet kurmayı düşün. Tamam. Evet, tuvalet sıkıntısı var. Neye sinirlendin mesela sen, ben anlayamadım. Buradaki yollar çok iğrenç. Ya sana göre yol uyduracağız bir de ekstra. Çok iyiymiş vallahi. 275 ziyaretçi. 300'e çıkarsa, 300'ü delersek güzel olur. Yani 300. ...370... falan olursak bayağı bir artacak. Nakitimiz hiç yok. Sen git artık ya. Vallahi uyuz oldum. Evet, Kasım'da dolar bazında 2. Evet, yükselişten artık kredi çekmenin zararları. Yani oyunda bile, abi bir dakika. Oyunda bile zarar veriyor. $6000 kredimiz var. Borcumuz var. Yani birçok müşteri parkımızdan memnun olduğunu söylüyor. 738. Bunda oyuncak kalitesi olarak gerçekten oyuncak kalitesi de yükselmiş, onu gösteriyor. Oyuncak da alabiliyorlar. %16 popülerlik var. Popülerlikleri de bir biraz bakalım. Şimdi ne varmış mesela burada? Popülerlik %0 abi köftede. Menü popülerlik %0 bak. Müşteri ve İK. Memnuniyet yüksek ama popülerlik yok. Sıkıntı var orada. Popülerlik %14. Yaşam kar. Kar oranı çok düşük ya. Burasının kar etmesi düşünülemez zaten. Evet, mali tabloda kendimizi çok zorlaştırdık çünkü kredi çektik. Boeing karını hep şeylere verdik. Bir anda bir düşüş yaşadık mesela şu anda. Yani parktaki misafirlerin düşüşü bizim gelirimizin düşüşünü gerçekten çok büyük bir oranda etkiliyor. Düşüşler biraz da fiyatlara bağlı olarak düşüyor. Biz artık biraz fiyat olarak düşüş yapalım. Evet. ...205 kişi var şu an parkta. Topluyoruz.
Aa, burada bir kuyruk var. Bak sen. Atlı karınca da niye az insan var? O kadar parayı atlı karıncaya binmek için vermiyorum. Ne yani? Tamam, dönüş sayısını düşüreyim o zaman. Bekle. Al. Tamam, al. Dönüş sayısını düşüreyim bunların ben. Maliyet oranlarını düşüreyim. 2 TL yapayım. Bir dakika. Çok mantıklı. Al, 2 TL. Gel bin git, gel bin git o zaman. Daha mantıklı. Bir de bir şey diyeceğim. Şu tam da olsun abi. Niye böyle kapasite için tam beklediğin zaman tam dolmuyor? Heh. Tamam, bunları kapatalım. Tam kapasiteli de olsun yani. Bekleme süresi yok. Çok az kâr ettik bunda ya. Yani fiyatlar... Bilmiyorum, fiyatlar konusunda da sıkıntılarımız var. Fiyatlarımız da... Arızalanmış. Neredesin ya tamirci? Evet, 252 kişi şu anda. Evet, açıldı mı? Abi gelmeyin ya, Allah'ını severseniz. Cık. Hareketli gözlükler. Evet, artıya mı geçtik, ne yaptık? Çok merak ediyorum şu anda. 3000 dolar borcumuz kaldı. Artık artıya geçmemizin vakti geldiğini düşünüyorum. Şurası iyileşmedi mi abi? 2 aydır aynı ya. Nerede bu tamirci? Neredesin tamirci? Hadi. Sen de oraya gidiyorsun. Tamam. Adamların işleri var abi, yoğunlar. Bu nerede? Gel abi şuraya hemen. Şuraya yapman gerekiyor senin. Neredesin ya? Herkes gitti bak. Denetim arasını kaç yapmıştık buranın? 10 dakika. 10 dakika sonra iyileşir herhalde bura. Hadi be abi. Tamir şart buraya, hadi koş. Neredesin? Eğlence kayağı da arızalı. Normal tamir şey de arızalı yani. Hareketli gözlükler istiyorsun ama şu an onu yapamayacağım. Lütfen. Neredesin abicim sen ya?
Nereye gidiyor şu anda? Oraya gidiyor. Diğeri nerede acaba? Abi senin buraya gelmen lazım. Kapalı kaldı bak, görüyor musun? Bir dakika. Ben bu tamircilere dokunduğum zaman bunların üzerlerinde neden bir şey çıkmıyor anlayamıyorum. Hani yanımda bir şey çıkıp bunu benim burayı tamir etmesini söylemem gerekiyor aslında. Emniyeti kapalı kaldı. Tuvalet olayını çözeriz, o bir şey değil de. Evet, burası kapalı olduğu için biz gelir elde edemiyoruz bak. En çok gelirimizi buradan yaptık. Bu bizim için çok büyük bir sıkıntı. Müşteriler şu an arzayı devam ederse sıkıntı olacak. Daha çok tuvalet kurmayı deneyin. Abi şu an ek artıya geçemedik ki tuvalet kuralım ya. Allah'ını seversen. Ne satıyoruz? 79. Bak hiç satmadı, görüyor musun? Buradan trene düzenlenebiliyormuş. Evet, fren arızamız var. Abi bunları silelim de araya maraya dolaşmasınlar. Yani neredesiniz tam anlamıyla? Alamıyorum da ben. Ulaşmasınlar. En güzeli şey. Kendi istedikleri. Evet, güzel. Sanırım sorunu çözdük. Tamam, güzel. Abi şöyle bir sıkıntımız var. Yalnız yapmış olduğumuz trenlerin sürekli arıza yapması sıkıntı oluyor bizim için. Kişi var. Yani 215 kişi şu anda parkımızda var. Kişi olduk. Yani buraya niye insan gelmiyor? Evet, insan topluluğu yok burada. İlk zamanlarda tutmuştu. İyi de kâr etmişiz ha. Popülerlik %80 diyor. Onların bile o kadar çok popülerliği yok. Biraz müzik çalsın bunlarda. Ben şey anlayamadım yani. Pardon. Karınca. Burada biraz macera şarkısı çalabilir. Macera şarkısı çalsın. Evet. Güzel bir park kurduk. Güzel bir atmosfere imza attık ama
Ya benim istediğim randıman alamadık şu an. Hani tam anlamıyla olmadı. Abi çok düşündüğüm şey var da yapamıyoruz ya. Yani 8.000 dolar eksi 8.000 dolardan nasıl kurtaracağız? Çok merak ediyorum yani eksi 8.000 dolardan nasıl kurtaracağız? Bakalım böyle bir kar getirebilecek ne yapabiliriz? Bize zarar veren hangisi mesela? Bize zarar veren en çok hangisi zarar veriyor mesela? Parkın geliri. Şu an en çok nereden gelir elde etmişiz? Abi Meksika mutfağından gelir elde etmişiz. Bak Meksika çok iyi. Meksika gayet güzel. Meksika muhteşem. Sadece genel diyor. Macera olarak iki tane var. Sadece cowboy. Cowboy yok zaten. Cowboy. Bilim kurgu yok, genel var. Yani fazla bir şey yapmaya gerek yok bence. Yani bilim kurguyla alakalı bir şey yapmaya gerek yok şu an çünkü biz zaten harbiden bilimden uzak bir tutarla kurgularımızı yaptık yani. Harbiden koyduk bunu buraya. Gelir elde edeceğiz diye hiçbir şey elde edemedik. Bekliyoruz bakalım yani. Moralim bozuldu. Çektiğimiz paralar bize sıkıntı yarattı harbiden. Abi şu an zaten borç kalmadı bak. Şu an ne kadar borcumuz var? 875 dolar borcumuz var bak. 875 doların çoğunu kapatırız bence yakın zaman içerisinde. Çünkü artık kâr etmeye başlarız. Kâr etmeye başlarız. Zarar ediyoruz. Daha kredi mi? Aman aman. Kredi falan çekmiyoruz aga. İki tane dükkan yaptık anasını satayım. Zarar. Kâr da yapmıyor bunlar. Görüyor musun? Hep zarar. Evet. Ya senin ben burada niye böyle durduğunu anlamıyorum ya. Gerçekten. Tamirci, neredesin? Evet. Bu kaydımız gerçekten mali tablo olarak dönüm noktası oldu. Kredi çektik. Faiz haramdır. Çekmeyin arkadaşlar. Hadi öpüyorum herkesi. Kayıt sonlandı.